Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, sağlık versin, huzur versin cümlemize. Evet arkadaşlar, bayramın 3. gününe devam ediyoruz inşallah. Hayırlısıyla günümüze başladık. Özgeçim yavaş yavaş kafa atlar azalıyor. Bir şeyler elinden geldiğince, belki ablası gelir az sonra işleri bitince. Şu an işleri varmış onun. Ondan sonra da bir arkadaşıma ziyarete gideceğiz inşallah kızlarla. Biraz geç gideceğiz tabii ki. Arkadaşlar dün akşam canlı yayın yaptık biliyorsunuz. İnanın Özge'nin telefonun aküsü bitmeseydi çok güzeldi. Evet. Böyle ay sizlerle sohbet etmek, muhabbet etmek. Ama inşallah bakalım bu akşama diye düşündüm. Eğer önümüzde başka bir kişi çıkmazsa. Şimdi bayram biliyorsunuz. Aynı tane birileri gelebiliyor. Nasıl dersiniz gelmeyin olmuyor. İnşallah bu şekilde günümüze başladık arkadaşlar. Kahve altı yapıp kızlarla günümüz nasıl gelir, nasıl geçer, ne olur. Bakalım ileride zamanlar düzenini gösterir, görüşürüz inşallah sevgili arkadaşlar. Biz arkadaşımıza geldik Özlem'le, Özge İlkay abla'ya gidelim dediler. Biz İlkay ablasına geldik. Onlar epeydir merak ediyorlardı. Aslında Melis'e gidecektik ama işte inşallah bir takipine ona gideceğiz. Hadi gidelim. Şu anda İlkay'ın bahçesindeyiz. Öyle çay demletmedik. Ben böyle yeşil çay aldım. Kızlara kahve, kahve içiyoruz. Güzel böyle masamızı hazırladık. Bahçede hava da çok güzel bugün. Evet. İlkay bahçesi çok güzel çiçekler dikmiş. Yine göstereceğim. Çekeceğiz az sonra. İnşallah çekeceğim. Çok güzel bunun bahçesi. Tam Özlem gibi bunun evin modeli. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel geçiyor. Aslında çıkan sene ben burayı bir organize etmiştim. Bir şeyler dikmiştim. Benim bu sene daha bir güzel olmuş. Evet çok güzel. Az sonra çekeceğiz. Arkadaşlar böyle bugün de bayram gezmesindeyiz. Sabah yine bir arkadaşıma gittim. Bize de akşam misafir gelecek. Akşam misafir gelmeden biz de buraya bir kızlarla gelelim dedik. Buradan sonra zamanlı olursa bir iki yere tav olacak kızlar. Aynen. Durumca zamanları olursa olacak herhalde inşallah. Bu şekilde arkadaşlar bugün de biz bayram gezmesindeyiz inşallah. Evet bugün de biz geziyoruz. Evet, böyle yani bayramlar ailemizden uzak da olsak sabah annemi aradım bugün 3. günü. Anca aradım çünkü kardeşim köyde ama onlar da yoğunlar. Dün mezarlıklara gittiler büyük babamla babaannemlerin amcamların. Bizim biliyorsunuz aynı köyde değiliz biz aynı köyde olmadığımızdan benim büyük babam babaannem. Kayınpederimi kuyan bizim köyümüz öbür taraftalar yani Basat'ta otur Basat'ta cenaze yani mezarları orada. Hep böyle bayramlarda da Arife günlerine falan giderler. Bu sefer Arife gününe gidememişler. İkinci bayram gitmişler. Baktım kardeşim oralarda. Ben de bağlantılı konuşurum diye aramamıştım. Bu sefer kahvaltıdaymışlar. İstanbul'dan misafirlerimiz de gelmiş. Yatılı kardeşimin iş arkadaşı gelmiş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Onunla da konuştuk sabah. Güzel bu şekilde böyle bir günümüz geçiyor bakalım güzel. İşte Fatma kardeşime gittim bu sabah. Onu bayramla yemeye gittik Özge'yle. Özlem de gelecek ama neyse o işleri terminleri vardı. Geç kaldı. Bu şekilde bakalım böyle ne olacak sorumuz. Aynen. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz arkadaşıma gittik sonra bahçeyi çekecektik Özge. Birazcık çektim. Çok az bir şey çektim ben. İşte Özge'yle tam çekecektim aslında. Böyle bir oturduk çok güzel bir sohbetler ettik. Kızlar dediler biz İlkay abla gideceğiz anne dediler. Dedim onlara ben de gideyim. Zamanım vardı. Neyse oradan oturduk. Şimdi geldik eve arkadaşlar. Biz çünkü ondan önce bir yere gitmiştik orada yemiştik. Onun için İlkay'a sakın bir şey hazırlama sadece. Kahve bir şey içeriz dedik. Çünkü o zaman toktuk ama yavaş yavaş artık doya geç oldu. Şimdi ne yaptım ben? Biraz havuç kızartması yaptım. Yine misafirimiz de gelecek olsun diye. Komşularımız evet, gelecek. Evet çorba içtik şimdi birer tabak. Akşam da şimdi komşularımız gelecek. Böyle fasulye kavuruyorum arkadaşlar. Ben bu fasulye her öğünde olsa yerim. O şekilde yani. Aynen seviyoruz biz fasulyeyi. Şimdi bunu kavuruyoruz biraz. Havuç kızarttık. Buzdolabında dünden salatamız var. Ne salatasıydı? Fasulye salatası fasulye var. Fasulye salatası. Evet. Lokum var. Bu şekilde dedik. Pilafımız var. Pilafımız var. Pilaf da koyarız dedik. O şekilde bir hazırlık yaptık. Tavuk da vardı aslında bizde. Tavuk da vardı. Her neyse böyle yani, bir şeyler hazırladık işte. Arkadaşlar aparatif bir şeyler böyle çok ağır bir şeyler değil. Bu şekilde bakalım. Tekrar. Hava da çok güzel. Ha. Sen gittiğin yere çekim yaptın mı? Sen yapmadım çünkü. Yapmadın. Gülşen'in bir yere girmesi gerekiyordu. Bir şey almak istemiş bayram harçlığıyla. Birazcık AVM'yi dolaştık. Yani küçük AVM'ye gittik. Büyük şeye gitmedik.
Çarşıya gittik daha doğrusu. Bakın, dolaştık, hızlı hızlı geldik hemen. Bakın arkadaşlar, bu fasulye kavurması. Bunu ben bundan önce yapmıştım da belki yeni girenler vardır. Yeni yapanlar, bakanlar vardır. Böyle bir fasulyeyi ben yazda fasulye zamanı böyle uzun uzun yapıyorum. Ortadan da böyle enli olunca çiziyorum. Bunu çok hafif açlayıp buzluğa atıyorum. Sonra bunu böyle kavurup kavurup çok güzel oluyor böyle. Mısır unu, kuru soğan, sarımsak, yumurta. Yumurta, bir de normal un, bir de baharatlar. Pul biber falan attık, biz bunu ezgi atmamışız. Pul biber atmamışsın. Karabiber attım, pul biber atacağım şimdi arkadaşlar. Siz baharat tadına göre, zevkinize göre yapabilirsiniz. Herkes aynı hamsi atabilir. Gibi kızartacağız şimdi. Aynı hamsi gibi arkalı. Kitabı önünü arkaya kızartacağız. Biraz bunun üzerini şeyle kapatayım, ben pisim bu biraz. Evet. Şöyle olsun. Böyle bakalım. Evet, kapakla kapaklayacağız sonra. Evet sevgili arkadaşlar, bayramın dördüncü günden selam olsun hepinize. Arkadaşlar dün söylemiştim sizlere, dün çok yoğun geçti yine. Özge ile Özlem gelemedi. Onun randevusu uzadı çünkü. Termini. Biz Özge ile arkadaşıma gittik. Oradan eve geldik. Sonra Cuma İlkay arkadaşımıza gittik. Özge biraz çekim yaptı sizlere orada. Evet, birazcık çekim yaptık orada. Ondan sonra koştur koştur eve geldik. Yani başımızda biliyorsunuz Pakistanlı komşularım var benim. Kendi evlatlarım gibi. Allah razı olsun kendisi. O kadar merhametlidir ki eşi. Hiçbir zaman yalnız kalmaz, kendisi de öyle, Allah razı olsun. Bir şey olsa Fatma teyze diye. Fatma anne diyor, Fatma anne. Diyor, Allah razı olsun. Hemen koşarlar arkadaşlar. Onun için onlar geldiler. Birlikte oturduk. Onların üzerine yine mahalleden komşularım geldiler. Nerife'nin annesi, Huriye, kardeşim geldi. Birlikte oturduk. Onlar da saat 10'u geçti. Onun için canlı yayını yapamadık sizlere, yapacaktık. Arkadaşlar kusura bakmayın. İlk önce yapacağız diye dedik. Sonradan misafir gelince aniden yapamadık, kusura bakmayın ne olur, ama inanın ben o canlı yayın sohbetine doyamadım, sanki karşımızdaymışsınız gibi. Karşımızdaydınız zaten, ama en kısa zamanda bunu yapmayı düşünüyoruz. Bugün de çok yoğunuz. Aynen, bugün de yoğunuz. Şu bayram haftamızı bir atlatalım. Aynen, ondan sonra inşallah. Şimdi bize şey gelecek, bir can tabak biliyorsunuz. Bana geçenlerde fasulye tohumu veren arkadaşım, zaten yıllardır komşuyuz onunla, biz de ailesiyle filan. O ayrı derken evli, o başka bir yerde oturuyor. Başka bir mahallede yani. Buradan yani 10 dakika yok herhalde. 5-6 dakika. 10 dakika falandır işte. Onunla dün konuştuk. Hem bayramı tebrik etti. Ben de dedim gel oradan doğru etme. Sonra Cuma bana yorumlar atmış o. Zılpıtlar var, Fatma abla getireyim dedi Kerim diye. Sağ olsun. Şimdi bugün onları getirecek. Ben de dedim gelmişken hem şey yapalım. Kahvaltı yapalım. Birlikte dedim. Şimdi Özge ile birlikte, Özge zaten evin işlerini halletmiş. Evet, sabah hemen hallettik aynen, işini. Aynen, benim de başka işlerim vardı. İşte tuvaletleri falan ben de güzel bir sildim, temizledim. Annemle işbirliği yapıyoruz. Aynen öyle. Annemi ben tuvalete bırakıyorum, gerisini ben yaparım diyor. Tuvalet temizliğini sevmiyormuş adam. Evet, sevmiyorum. Tabii ki de yapıyorum. Yemek yapmaya da bayılıyor yani bu arada. Kendim olunca tabii ki de yapıyorum, ödüyorum evet. Ama pek sevdiğim bir iş değil. Pek sevdiğim bir iş olmadığı için de. Aynen, onu annem yapıyor. Artık buralar tutmalı bunlar arkadaşlar. Şimdi bahçeye hazırlayacağız masayı. Aynen, şuraya kahvaltılıklarımızı hazırladık. Böyle. Böyle hazırlıyoruz. Süpürgemiz de burada. Daha burayı süpürmem evet, lazım. Aynen. Özge'nin bir şeyi var. Mutfağı en sona bırakıyoruz. Aynen. Çünkü en son burada işimiz bitince gene şimdi kırıntı dökülüyor. Buna kaşar koyacağım. Domatesleri gene tavada kızarttık. Böyle patates, kroketler kızarttık. Böyle fırında patates... rendelenmiş patatesi. Unla falan böyle yapıp... Yumurtayı yağlı yapmasan ya. Kapama yapmayayım mı? Ortadan mı keseyim? Aynen. Kes ortadan. Tamam, yumurta kapama şey yapacaktım aslında. Zeytinyağı falan mı dökelim üzerinden? Maydanoz var. Ha tamam. Bir de yeşil soğan getireyim bahçeden de. Aynen. Yeşil o zaman bunu da aynen, buna koyalım. Çok yağlı bir şey olmasın. Bitmeyeceğim, çekmeyeceğim. Tamam. Şey. Hemen çevirme. Dur altını. Tamam. Biraz açalım. Böyle kahvaltılarımız fazla böyle, çayımızı şey da demledik. Bu kadar yeterli. Fazla bir şey yapalım. Aynen, şimdi annem ekmek aynen. almaya gitsin 2 dakika. Ekmek alacağım fırına şimdi. Oradan bugün gelirim. Başka ne planımız var? Bugün başka ne planımız var? Bizim var ablamla. Ha evet, sizin boya da alacağız. Sizin oradan gelince biz boya almaya gideceğiz birlikte. Biz bir iki annemin arkadaşlarına bayramlaşmaya aynen, gideceğiz. Evet. Gidemedik kaç günden dün beri. Çünkü dün yoğun evet. Için. Bugün her sene gittiğimiz kimselere gideceğiz inşallah. Ondan sonra annemle boya alacağız. Çünkü biz şimdi yarın işte.
üst katları boyayacağız. Aynen, yataklarımızı falan. Odalarımızı değiştireceğiz. Odalar annemle öyle söyleyelim. Aynen, ben küçüğüne arkadaşlar geçeceğim. Aynen. Annem büyüğüne geçecek. Bir sürü atılacak şeyler var. Onları hep aynen çıkartacağız. Böyle artık üst katları bir halletmemiz artık lazım. Artık çünkü izin vakti evet de yavaş yavaş yaklaşıyor. Aynen, yaklaşmadan gitmeden her şeylerimizi halledelim dedik. Evet arkadaşlar. Gidelim. Böyle bakalım. Ben sürekli söylüyorum yani ben 5. ayın 24'üne gidiyorum. Şimdi bu ay gidiyor annem İnşallah 24'ünde. Bir haftalığına. Arasında tekrar gitmeyi düşünüyorum ama zamanını gösterir. Oraya vardığımda ne olur bilmiyorum. Aynen. Çünkü annemin durumu hiç iyi değil. Ben gene dün konuştum annem hiç iyi değildi. Yine çok üzüldüm anneme. O kadar zayıflamış ki böyle hani yiyor gibi yemiyor gibi böyle var gibi yok gibi. Onun için oraya gitmeye ne olur ne olmaz bilmiyorum. Zamanını gösterir inşallah ilerleyen zamanlarda görüşürüz arkadaşlar. Aynen öyle. Kütür kütür yiyorsun bu taraftan. Evet arkadaşlar evet, bugün yine misafirlerimiz vardı. Sabah da vardı. Akşam dedi misafirimiz geldi ve hala oturuyoruz. Biz bugün lahmacun yaptık akşam yemeği olarak. Yemek bir şey yapmadık. Lahmacun yedik. Şimdi misafirlerimiz de geldi. Biraz geç oldu. Çay içtik. Herkes bir acıktı. Herkes acıktı. Şimdi lahmacunla kalan hamurumuz bir şey vardı. Şarjımız, hamurumuz var. Biraz çok yoğurdum ben. Sabah da yarın da ıspanaklı ekmek yaparız diye. Aynen. Ispanaklı ekmek yapamayacağım. Bugün taze ıspanak aldım arkadaşımın bahçesinden. Ben bu şekilde küçük arkadaşlar böyle şimdi bir taraftan aç vereyim Özge'ye ben. Evet. Bir taraftan taze taze getiriyoruz. İçeride her şeyleri getirdik. Salatalı şey, marul, soğan, domates. Bir tür bir şeyler azaldık yanına. Bu şekilde böyle bu gece de böyle gidiyor arkadaşlar. Yine bu aramın 4. gün ama yeni yoğunuz. Dün bugün video koyamadık arkadaşlar. Aynen. Çünkü 3. gün gene yoğunduk. Gene misafirimiz vardı. Bir de Özge'yle işte git gel git gel oldu. Bir yerlere gittik geldik sürekli. Bir gün video çekemedik. Kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. İnşallah yarın Özge bir videoyu sizlere paylaşır da yani videomuz olur. Hani yani birileri geldiğinde hani video konsantre olamıyoruz. Hani bir panik evet, çaydı şuydu buydu sohbette unutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olabiliyor. Ne olur kusura bakmayın. Bu şekilde bakalım ne olacak ilerleyen saatlerde. Evet sevgili arkadaşlar. Dün akşam en son lahmacun yaparken sizlere çekim yapmıştık. Tekrar yine lahmacun yapıyorduk. Şimdi oğlan gelecek. Biz üst katları boşalttık komple. Özge'ye şimdi benim küçük benim yattığım odayı Özge'ye oda yapıyoruz arkadaşlar. Orayı boyamamız lazım. Şimdi bir gelecek. Bir stay gelecek yakın bir tanıdığım. O da bize boya yapmaya bunu yardım edecek. Yani bugün el birliğiyle boyalar yapılacak, işte yataklar yerleştirilecek. Ondan sonra sıra benim odaya geçecek arkadaşlar. Benimkine de öyle. Boya yapılacak. Yani birkaç gün böyle bir işimiz var. Dün akşam biz arkadaşlarla birlikte lahmacun yaptık, yedik. Misafirlerimiz geç gitti, kapanış yapamadık arkadaşlar. Orada Özge erken yatmaya çıktı, kapanış yapamadık sizlere. Bir ara verdik, kusura bakmayın. Arada böyle oluyor bazen. Allah razı olsun. Gerçekten bayramımız çok güzel geçti. Dolu dolu geçti. Elhamdülillah. Gelenimiz gidenimiz hoş kalmadık. Düne kalalım. Evet. Düne varası yani. Allah gelenlerden razı olsun. Rabbim tekrar tekrar nice nice bayramları erdirsin cümlemizi. Amin. Kim bilir bu bayramlarda neler oldu? Kimin evine ateş düştü? Kime neler oldu arkadaşlar? Allah öyle olanlara, yakınlarını kaybedenlere de Rabbim sabırlar versin, mekanları da cennet eylesin. Evet arkadaşlar, bir vlogu burada kapatalım. Çünkü tekrar bugün yeni bir vlog yapılacak herhalde. Muhtemelen evet, şimdi boya yapacağız, seçeceğiz. Boya, evet, boya boyuyoruz, ediyoruz. Yatak kurulurken çekeriz. Şimdi yüksek yolda gelecek. Bu arada gel, evet, lahmacun pişiriyoruz. Dün akşam dedi, benden ayrı nasıl yediniz dedi yavrucuğum. Çok da güzel geçti abi. Ben şeyden yaptık. Şimdi ıspanakla böyle doğradık. Evet. Ispanaklı gözlemeler yaparız dedik. Yakınımız pek kıymalı şey sevmez. Ona da ben ıspanaklı ekmek yapacağım inşallah. Değerini bil canım. Evet arkadaşlar, bu şekilde deyip vlogumuzu kapatalım. Çok teşekkür ediyorum sizlerden gelen güzel yorumlar için. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda buluşmak üzere.